Uçaktan korkarım, ölüm hiç eğlenceli değil. Balalayka, yönetmenliğini Ali Özgen Türk'ün yaptığı ve başrollerini Uğur Yücel ve Cem Davran'ın paylaştığı drama filmi. Filmin ilk aşamasında başroldeki Necati karakterini Kemal Sunal oynayacaktı. Fakat Sunal'ın filmin Trabzon'daki çekimlerine yetişmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirip vefat etmesi üzerine onun yerine filmde Uğur Yücel oynamıştı. Kemal Sunal bu filmi Komiser Shakespeare'in çekimleri çok sarktığı için tercih etmişti. Özgür Yücel'e verdiği son röportajında böyle söylüyordu. Komiser Shakespeare de malum Kadir İnanır oynamıştı. Böylelikle modern Türkiye sineması döneminde Kemal Sunal'la ilgili elimizde 99 yapımı propaganda filmi kaldı. Ve Yeşilçam'da ona ilave tam 81 film. Bir ara her akşam farklı kanallarda Kemal Sunal filmi olurdu. Kardeşim reklamlarda diğerine mi geçiyor diye sormuştu. O kadar canlı ve o kadar çoktu. Televizyon programlarında ve röportajlarda da bir o kadar yoktu. İyici bunun son röportajın girişinde Kemal Sunal ne Cem Özer'e ne Beyaz'a ne de Okan'a çıktı. Gazeteleri, dergileri hatim etseniz iki cümlesini zor ayıklarsınız diye özetliyor. Hadi Özgür İyici'nin sorularına ve Kemal Sunal'ın söylediklerine birlikte bakalım. Psikolog gibi olacak ama çocukluğunuz nasıl geçti? Dayak yediniz mi mesela? Çocukluğumda dayak yedim tabii. Ben biraz da dayan olmasından yanayım. Hakkıyla dayak yediniz yani. Dayak gerektiği zaman çok yararlı ama bunu iyi ayarlamak lazım. Yararlı oluyor bana göre. Çünkü son zamanlarda bir bakıyorsunuz bütün gençlik bunalımda. Neyin bunalımındalar hiç belli değil. Soruyorsunuz açıklayamıyorlar da. Çünkü rahatlayamıyorlar. Güzel bir şey yapıyorlar, karşılığı yok. Kötü bir şey yapıyorlar, yine karşılığı yok. Maddi durumunuz kötüydü. Öyle biliyorum. Tabii bir memur ailenin çocuğuydum ve haliyle maddi durumumuz iyi değildi. Orada büyüdük ama güzel bir semtte büyüdük. Eski İstanbul'u yaşadık. Uzun sürdü benim okul hayatım. Ben Mimar Sinan İlkokulu'nu bitirdim. Eskiden imtihan da yoktu. Özel okullarda bu kadar çok değildi. Belki bir iki tane özel okul vardı. Devletin ortaokullar liseleri vardı ve ilkokulu hangi semtte bitirdiyseniz orada ortaokula devam ederdiniz. Öyle şimdiki gibi Vefa'da okuyan öğrencinin Yeşilköy'de gibi okula gitme durumu söz konusu değildi. O yüzden ben de Vefa Lisesi'ni bitirdim. Ve ortaokulda, lisede oraya devam ettim. Liseyi en geç bitiren talebelerden biriyim. Tam 11 sene sürdü. Gerçek bir hababam. Tabii, kesinlikle öyle. Sonra üniversiteye girdim, bir sene okudum, tiyatro ağır bastı ve bıraktım. Ara verdiğimde birinci sınıftan 6-7 tane dersim kalmıştı. Ondan sonra senelerce uğramadım. Sonra aftan yararlandım. İnek Şaban'dan bugüne iki tane Kemal Sunal görüyoruz. Biri o dönemde Ertem Eğilmez'in filmlerinde oynayan Yedi Bela Üstünü, Sakar Şakir, İnek Şaban olan Kemal Sunal. Diğeri ise şimdi reklamlarda oynayan, propagandada rol almış Kemal Sunal. Yüz formu olarak da geçerli söylediklerim. Arada ne yaptınız? Ara yok. 5-6 senelik bir ara var ama bu ara sayılmaz. Çünkü bu arada dizi yaptım. Sinemada durağan bir döneme girmişti. Televizyona dizi yaptım. Baykamber, Şaban Asker'de, Şaban'la Şirin, Saygılar Bizden gibi diziler çevirdim. Onlardan sonra da propagandayı yaptık. O dizilerin reytinglerinde sarsıntılar oldu. Tutmadı. Bu bir korku yarattı mı? Hayır, yaratmadı. Nasıl yorumladınız bunu? Dizi başka bir şey. Dizi mantığı başka. Sinema başka diye düşünüyorum. O yüzden onların benim sinema kariyerime bir etkisi olmadı. Dizilerde oynamak sıkıcı bir iş. Zaten çok çabuk sıkılan bir insan olduğumdan devamlı bir işte olamam. Ölene dek İnek Şaban ihalesi üzerinize kaldı. Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz'ın bir eseri biliyorsunuz. Ertem İlmez bunu film yaptı. Bana orada İnek Şaban rolü verildi. Rolün adı zaten kitapta da İnek Şaban'dı. Sonra ben istesem de istemesem de yapımcılar kullanır oldular. Ve bu isim benim üstüme kaldı. Neden kullandılar? Çünkü daha baştan seyircinin ilgisini çekmek için iyi bir isimdi. Diğer filmlerin onunla alakası yok. Sadece isim kullanıldı. Bir pazarlama taktiği. Halka orada da o adam var. Ya hani İnek Şaban işte onun filmi diyerek ilgi çektiler. Son döneme kadar hiçbir yere de çıkmıyordunuz. Dejenere olmamış bir aile yapınız var. Aileci misiniz, gelenekçi misiniz? Bir şeyleri koruma çabası var galiba. Kemal Sunal'ı koruma çabası var. Başka bir şey yok. Bak kaç seneler geçti aradan. Bir Kemal Sunal gelmiyor. Geldi mi? Onca sene bekledik, gelmiyor. Kaç senedir yok. Şimdi öyle biri çıksa hemen kafasına televizyonlar uçuşur ama. Bunu kendisi ayarlayacak. Ben nasıl senelerce ayarlayabildiysem,
Her sanatçı bunu ayarlayacak. Oyuncu olan, sanatçı olan ayarlayabilir. İstedim ki sanatçıyım diye ortada dolaşan birisi olmayayım. İzleyicim bir yol olsun. Yoksa insan her dakika bir yerlerde çıkar dediğim gibi. Kendini saklayıp muhafaza etmen lazım. Ortalıkta bir şey yapmadığı halde tanıdığımız bir sürü insan var. Neden tanıdığımızı bile bilmiyoruz. Öylesine tanıyorsunuz işte. Demek ki bu geçerli değil. Zaten bana göre televizyon da geçerli değil. Beyaz bir ekran evin ortasında duruyor. Her gün yeni bir adamı yutmaca mı o? Her gün yeni bir isim çıksın ve birilerini yutayım istiyor. Sürekli birilerini yutuyor. Doymuyor çünkü. O yüzden her gün birileri çıkacak. Bir diziyle bir programı kaldır. 3 ay sonra kimse hatırlamıyor. Bitiyor. Çöpe atılıyor. Televizyon budur zaten. Sanatsal hiçbir değeri olmayan bir beyaz camdır. Dediğiniz gibi olsaydı o beyaz cam sizin filmlerinizi de yok etmeliydi. Edemez. Ona gücü yetmez çünkü. Muhteşem bir özgüven. Tabii, gücü yetmez. Bu nedenle bazı insanlar bana diyor ki 500 tane, 1000 tane mi filmde oynadın? O kadar mı filmin var? Çok oynatıldığımdan 1000 tane filmim var zannediliyor. Halbuki Türkiye'de star olup en az filmi olanlardan biriyim ben. 82 tane filmim var benim. Propaganda da buna dahil. Şimdi benim dönemden bir stara gidin sorun 300-400 tane filmi vardır. Telif hakkı. Maddi açıdan hiçbir karım yok. 40 para almıyoruz. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Hesaplamışlar en düşük oranda telif alsaydım kazancım birkaç trilyonu geçermiş. Yıllar sonra propagandayı kabul ettiniz. O seneler artık benim bir film çevirmem lazımdı. Biliyordum bunu. Çok patlayacağını da tahmin ediyordum. 5-6 senedir film yapmıyordum. Sokakta seyirci soruyordu. Seyirci diziyle filmi, iyi ile kötüyü ayırt ediyor. Ben de hep yakında çekeceğim diye söylüyordum. Birkaç film teklifi geldi. Aralarında propaganda da vardı. Senaryoyu beğendim. Değişik geldi. Oynadım. Metin Akpınar'ın olması rolü kabul etmenizde bir artı veya eksi oldu mu? O beni bağlamaz. Ben herkesle oynarım. Öyle bir çekineceğim. Öyle bir korkum yok. Korkularınız var mı peki? Var. Mesela uçak korkum var. Binemiyorum. Ama bindim yani. Sıkışınca bindim. Deniz korkum var. Yaptığınız işin tutmaması gibi bir korkunuz var mı? Öyle bir korkum yok. Ne burcusunuz siz? Belli olmuyor mu? Sorarlar hep. Ben anlamam bu işten. Akrep burcuyum. Merakım yok. İncelemem ama. Ölümden korkar mısınız? Böyle şeyleri düşünüp aklına getiren biri değilim. Bilmiyorum. Hiç eğlenceli değil. Neden bu röportajı kabul ettiniz? Ben gazete ve dergilerde, yazılı basında röportajları bazen kabul edebilirim. Ama görselde yokum. Çıkmam. Okan Bayülgen'den, Beyaz'dan ya da başkalarından eminim tonlarca teklif gelmiştir. Çıkmam. Saklarım kendimi. Zaten filmlerimde yeteri kadar görünüyorum. Kemal Sunal gözükmez. Yüz eskitmeme falan mı bu? İstediğin gibi al. Ama dedim ya, filmlerimde yeterince görünüyorum.